Bir Habernet kanalına hoş geldiniz. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da büyük kayıplara neden olan depremlerin en şiddetli görüldüğü yerleri ve olası Türkiye depreminde en çok hasar görecek şehirleri merak ediyorsanız eğer, videomuzu sonuna kadar izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Alaska depremi 1957 yılında 8,6 şiddetinde saat 14.23'te görülmüştür. Depremin etkileri en çok Alaska ve Hawaii'de görülmüştür. 8,6 şiddetinde oluşan deprem Hawaii'de tsunami'ye yol açmış, dalga boyları 16 metreye ulaşmıştır. Endonezya depremi Nias depremi olarak da bilinir. Kuzey Sumatra'da 28 Mart 2005 yılında 16-10 sularında 8,6 şiddetinde gerçekleşmiştir. Deprem 2 dakika sürmüştür. Depremde 915 kişi hayatını kaybetmiş, 27 bin kişi ise bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Kolombiya depremi 31 Ocak 1936 yılında 8,8 şiddetinde gerçekleşmiştir. Deprem Kolombiya'da birçok hasar bırakmış ve 1500 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Şili depremi 27 Şubat 2010 yılında 8,8 şiddetinde gerçekleşirken deprem 3 dakika sürmüştür. Depremde 525 kişi ölmüş, 25 kişi kaybolmuş, Şili halkının %10'u ise evsiz kalmıştır. Rusya, Kamçatka'da 4 Kasım 1952 yılında 14.58 saatinde 9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem büyük bir tsunami'ye neden olmuştur. Tsunami dalgaları Alaska, Şili ve Yeni Zelanda'ya kadar ulaşmıştır. Büyük Rusya depreminde ölüler rapor edilmemiştir. 11 Mart 2011 yılında saat 5.46 sularında 9,1 şiddetinde büyük bir deprem ile sarsılmıştır Japonya. Yaşanılan bu deprem Japonya'da en büyük, dünyada ise 4. en büyük deprem olarak kayda geçmiştir. Tsunami'nin oluşturduğu dalga boyları 40 metreye geçmiştir. Bu büyük sarsıntıdan sonra Japonya'nın adalarından olan Honshu adası kaymıştır. Dünya ekseni 10-25 santim aralığında yer değiştirmiştir. Dünyanın günlük dönme hızı 1.8 mikrosekund artmıştır. Pasifik okyanuslarının 1 metre batmasına neden olmuş olsa da 3 yıl sonra sahil eski yerini almıştır. Hint Okyanusu depremi saat 00.55'te 9,1 şiddetinde 26 Aralık 2019'da yaşandı. Avrupalılar bu depreme Asya tsunamisi demişlerdir. Hint Okyanusu depremi 10 dakika boyunca aralıksız yaşanmış, oluşan dalga boyları ise 30 metreyi aşmıştır. Bu depremden en çok Endonezya, Tayland ve Hindistan etkilenmiş olsa da okyanus yakınındaki 14 ülkede 227 bin kişinin ölümüne sebep olmuştur. 1960 22 Mayıs tarihinde 9,6 şiddetinde bölgeyi sarsan Şili depremi tam 10 dakika sürmüştür. Dünyada kaydedilen 3. büyük depremdir. Oluşan tsunami'deki dalgalar 25 metreyi bulmuştur. Depremden en çok Hawaii, Şili, Japonya, Yeni Zelanda ve Filipinler etkilenmiştir. Deprem sonucu 7 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Peki artık hayatımızın bir parçası olmasına rağmen bizim ise inatla görmemezlikten geldiğimiz olası Türkiye depreminde en çok etkilenecek şehirlerimiz hangileridir? Sizler için olası bir depremde en fazla etkilenecek olan 14 tane şehrimizi sıralıyoruz. Uzmanlara göre olası bir depremde en çok İstanbul'da hasar ve can kaybı bekleniyor. Sonrasında ise sıralama şöyle devam ediyor. Şırnak, Bitlis, Tekirdağ, Zonguldak, Van, Kahramanmaraş, Adıyaman, Afyon, Antalya, Samsun, Bursa, Elazığ, Diyarbakır. Videomuzu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.